Güzel bir tatil fotoğrafı geliyor Hande Hanım'la. Hande Hanım'la, evet. Şimdi dizide başladı aşk diye biz biliyoruz. Öyle mi? Daha önce tanışıyor muydunuz? Daha önce tanışmadık, hayır. Peki nerede o kıvılcım, aşk kıvılcımı nerede çaktı? Ya bilmem yani şey... Yani sizin ilk gününüz hangisi tanışma? Çünkü belki yıllar geçecek, aylar geçecek diyeceksiniz ki ha bizim şu günümüz olsun, bunu hep kutlayalım dediğiniz gün hangi gün olacak? Ya onu aramızda da konuşuyoruz. ne zaman diye. Ama şöyle, gerçekten şey güzel oldu bizimle. Yani tabii iş yüzünden bir araya geldik. İşle olan saygımız, o bu arkadaşlığımız birden bayağı bir dost olduk, çok yakın arkadaş olduk. Birbirimize zor zamanlarımızda destek olduk, sette destek olduk. Gerçekten tam anlamıyla çok çok güzel böyle bir partnerliğimiz oldu. Bir noktadan sonra tabii şey olduk yani, Allah Allah, acaba, güzel ya, yani şey, şanslıyız, yani ben şanslıyım. Bakalım. Ben daha zorlamayayım ama şu videoyu bir göstereyim, videoyu izledikten sonra sizden bir yorum alacağım. Are you single? Hangimiz single ya? Bir dakika, Neslihan'a sormuş olabilirler. Yes, I am. Ya, o gün... ya şöyle bir şey var, o günle alakalı gerçekten hem ağır bir sahne çektik hem çok yorgundum. Yani hiç modum böyle bir şeydi. Ben apınızı... Hani soru ne? Soruyu sormadan hemen kendime açıklama verdi. Kerem Bürsin maço mu? Bence değil. Değil yani şey, politikama mı maçoluk uymuyor? Yani feminist politikama mı maçoluk uymuyor? Yok ya, maço yani... Peki karışır mı? Neye? Şunu giyme, şunu yapma. Yok. Yani şöyle yok diyeyim. Yani ister istemez tabii... şimdi ister istemez böyle bir ataerkil dünyada ve ataerkil toplumda, toplumlarda büyüyüp falan filan yani... bazen kaçıyordu. Hele yani şimdi bu konularla alakalı son 2,5-3 senedir yani çok yoğun bir coaching alıyorum ve aynı zamanda eğitim alıyorum. Ama yani şunu demem de yanlış olur ya, hiç geçmişte öyle şey karışmadım. Yani öyle bir şey yok yani, geçmişte yani bu olayı da hata olarak görüyorum. Hatalarım oldu. Yani ama hiçbir zaman yani... ne el kaldırırsın, ne şey yapıp küfür edersin falan, ama daha ziyade yani böyle bir gerçekten onu mu giyeceksin yani ama tabii yani kitaplar okudukça bu konuyla alakalı, feminizm üzerine, aynı zamanda ataerkil toplumun yarattığı hem adamlara hem kadınlara saçma baskıyla alakalı eğitim aldıkça aslında onların ne kadar yanlış olduğunu ve yani kişiselleştirmemek lazım. Yani bir insan öyle rahatsa ya da öyle huzurluysa o zaman karışamazsın. O yüzden hayır artık. Yani son bayağıdır hiç öyle bir şeyim yok. Zaten yani ailemden de hiçbir zaman öyle bir şey görmedim. Yani maçoluk diye bir şeyi hiçbir zaman görmedim. Yani evet, feminist bir aileyiz herhalde. Çok teşekkür ederiz, bizi ağırladığınız için. Olur mu? Çok teşekkürler.